Değerli katılımcılarım, analizlerimde kullandığım bütün matematiksel araçlara nasıl erişebileceğinizle ilgili olarak bir video hazırladım. Sizlerden gelen sorular karşısında hem YouTube tarafındaki eğitimlere hem de Udemy tarafındaki eğitimlere nasıl erişebileceğinizi bu analizin sonundaki video linklerinden birini yol haritası olarak yerleştiriyorum. İlginiz için teşekkür ediyorum. Şimdi hazırsanız günlük analiz rutinimize geçelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Değerli katılımcılar, hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Ereğli Demir Çelik Hisse Analizini güncel haliyle paylaşıyorum. Lineer, grafik ve görmüş olduğunuz gibi günlük periyottayız. Öncelikle yine her zamanki gibi regresyon kanallarımızı çalıştırarak analize başlayalım. 155 gündür devam etmekte olan düşüş fiyat hareket dalgası orta uzun vadeli kanalın halen daha negatif yönlü olduğunu görmektesiniz. Bunun içerisinde son 55 gündür gerçekleşen yükseliş fiyat hareketini sınırlayan mavi kanal ekranda. Bu kanalın periyodu 55, yani aslında mavi kanal dahilinde devam ettiğimiz sürece bu son dönemdeki yükseliş hareketinin devamından bahsedebiliriz, ancak önümüzü tıkayan 155 günlük kanal direncine takılmış durumdayız. Gördüğünüz gibi bu bölge bu kanalın direnci ve 2 gündür, hatta 3 gündür, büyütünce göreceksiniz şimdi, 3 gündür Ereğli'nin bu bölgede takıldığını görmekteyiz. Aslında şu yükselişin devam formasyonu olan filamayı da yaptı, ancak kanal maalesef bir direnç teşkil ediyor, gayet normal. 34 gündür en son yükseliş bölgesi ise bu şekilde görülüyor ve kanal dahilinde gidiyoruz. Şimdi kritik bilgi şu: artık Ereğli eğer aşağı yönlü hareketiyle 34 günlük bu kanalı kırma durumuna dönüşürse buradaki desteğimiz 37.42. Öncelikle burası test edilecek. Eğer kanal desteği çalışırsa tekrar yönünü yukarı çevirip yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir ve bu durumda da işte bir önceki düşen kanal direnci olarak belirttiğim bu hattı kırma ihtimalimiz doğar. Önümüzdeki direnç seviyesi olarak belirtebileceğim, bakın çok fazla uzaklaşmayalım, şu şekilde 39.66 olarak okuyorum direnç seviyesini 18 Temmuz için. Evet, görünüm 155 günlük kanalın negatif olması, yani aşağı yönlü eğimli olması açısından bana sorarsanız çok da iç açıcı değil. Bu düşüş regresyonunu ne yapıp edip yukarı yönlü kırması gerekiyor ki sonrasında biz yükselişin devamlılığından ve işte eski zirve seviyelerini test etmekten bahsedebilelim. Bildiğiniz gibi borsada birçok büyük tahta tarihi zirvelerini geçti. Yani devam formasyonlarını üretti. Formasyonları da kırıp zirveleri geçmiş halde gidiyor. Ereğli bu bakımdan geride kaldı diyebiliriz. EMA'lara baktığımda EMA'ların destek teşkil etmesi tabii ki fiyat geri çekilmelerinde çok normal bir fiyat hareket dinamiğidir. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Şimdi yarın için aslında Ereğli'de bir EMA8 bölge testi olabilir. 38.56'da bulunuyor. EMA8, onun altında EMA13 var. Ereğli şu anda, yine söyleyeceğim, birçok tahtaya göre EMA'larına da çok yakın seyrediyor. Yani performans açısından gerçekten çok geride kalan hisselerden biri oldu Ereğli son dönemde. Şimdi ekrana vermiş olduğum bu 3 EMA seviyesinin 3'ü de birbirine gayet yakın gördüğünüz gibi. Çünkü EMA'lar daha yeni yukarı yönlü dizilime geçmeye çalışıyor, düşünün. Ve o yüzden de seviyeler yakın ve fiyat geri çekilmesinde düşüşü durdurucu nitelikte rol oynayacaklar. Bu veri setini aklımızda tutalım, bir. İkincisi, eğer hava bozarsa, yani borsa genelinde de derin satışlar görürsek, ki böyle bir konjonktür şimdilik yok ama yine de bilginiz dahilinde olsun, bu bant aşağı kırılırsa eğer, artık kısa vade, orta vade için hatta Ereğli'de yükseliş ümitlerinizi rafa kaldırın derim. 36, 12, 34, 94 arası bant önemlidir.
Burayı kaybetmeyeceğiz. Peki yukarıda ne zaman temkinli yatırımcı alım yapsın? Şimdi son dönemde gelmiş olduğumuz zirve 39,94. Hisse 39,94 üzerindeki yerleşmeler ve bir uyandırma mumuyla birlikte giriş için müsait hale gelir. Durup dururken fiyatı geri çekilmekte olan bir hisseye yatırım yapacağınıza, yükseliş fiyat hareketi emin olduğunuzda size teyit verdiğinde o zaman alım yapmak yükselen bir varlığı almanızı sağlar. Evet, geçtik. Şimdi gelelim sevdiğimiz kısma. Algoritmalar direkt olarak bize ne yapacağımızı söylediği için matematikle pozisyonunu yöneten ben ve kursiyerlerim açısından da çok büyük bir lüks tabii. Bakın, burada olup biten nedir? 31 Mayıs tarihli pozisyonu görüyorsunuz. TradingView'un tuttuğu kayıtlardan 34.20 maliyet, 31 Mayıs Çarşamba günü açılan pozisyon olduğunu görüyorum. Birinci kâr satışı gerçekleşmiş. Nerede? 12 Haziran Pazartesi, fiyat 38.30. Kalan hisseleri taşımaya devam ediyoruz ve gördüğünüz gibi 4 tane kâr satış, kısmi kâr satış seviyem ekranda işlenmiş vaziyette. Yeşil mumlar devam ettiği sürece HSD trend analiz algoritması yükseliş hesabını sürdürüyor anlamına gelir. Matrede sağlıklı bir sinyal var. Bakın, çok dikkatle inceleyecek olursanız sat sinyalinden sonra gelen hemen bir alım sinyali bu ve matrenin asıl işi aslında isterseniz bu. 23 Haziran Cuma günü gelmiş sinyal, 35,98 maliyetle açılan pozisyon taşınıyor. Stop seviyesi 36,46'ya yükselmiş ve birinci kâr satış seviyemse 40,30'da. Algoritma hepsini benim için ekrana işlemiş, hazır vaziyette görmektesiniz. Yatırımcının bilinçli bir şekilde pozisyonunu yönetebilmesi için nereden alım yapması gerektiğini, nerede stop olması gerektiği ve nerelerde kısmi kâr satış yapması gerektiği bilgileri yeterlidir. Sat sinyali geldiğinde de tahtadan çıkacak zaten. İşte algoritmalar bu konuda yatırımcının bilinçli bir şekilde işlem yapmasını ve pozisyon yönetmesini sağlar. Bu algoritması ekranda mükemmel gelen bir sinyal. 31.10 maliyet, 26 Mayıs Cuma, birinci ikinci kâr satışları yapılmış gördüğünüz gibi. İkinciden önce birinciyi vereyim. Birinci kâr satışı 6 Haziran Salı, fiyat 31.10 almıştı, 35.76 ve ikinci kâr satışı 12 Haziran Pazartesi 38.88'den gerçekleşmiş. Üçüncü ve dördüncü kâr satışlarını da ekranda görmektesiniz. Hazır vaziyette bekliyor. Yani ben bugün üçüncü kâr satışını nerede yapmam gerektiğini, dördüncüyü nerede yapmam gerektiğini biliyorum. Bu çok önemlidir değerli yatırımcılar. Evet, RUA'ya geçtim. RUA da iyi yerde açmış. 34.20 maliyet, 31 Mayıs 2023 tarih ve birinci kâr satışı yapılmış gördüğünüz gibi. Tarihi 12 Haziran Pazartesi 38.64 fiyat. Diğer kâr satışları yine ekranda işlenmiş, hazır vaziyette bizi bekliyor. Geçelim Miraculum'a. 4 saatlik algoritmalarda ilk sinyallerini paylaşacağım. Sistem bu ve dikkat edin. Alım sinyali, bakın, bir önceki dalga hareketi. Burada sat sinyali gelmiş. Bu dalga ile iş bitmiş. Şimdi önümüzde yeni bir dalga hesaplanıyor ve burada da 38.38 fiyattan 3 Temmuz Pazartesi saat 1 mumuyla birlikte pozisyon açılmış. Yeşil mumlar devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. MGB4S'e geçiyorum. Burada da pozisyon açılışını görüyorsunuz. 38.38 fiyat, Pazartesi 3 Temmuz sabah açılış mumu bu ve gerçekten mükemmel bir mummuş yalnız. %4,52, bakın, 4 saatlik periyotta iyi bir mum ve pozisyon taşınmaya başlanmış. Stop seviyesi 36.08'de, yukarıda kâr satış seviyelerim yine belirlenmiş. Prensip olarak baktığınızda tüm algoritmaların yaptığı şey
Nerede alım yapmanız gerektiği, kısmi kâr satış seviyelerinin belirlenmesi ve sat sinyali ile birlikte tahtadan çıkmanız gerekliliğidir. Bu sinyalleri aslında isterseniz doğru, disiplinli, istikrarlı ve gerçekten vazgeçmeden uyguladığınızda gerçekten borsada para kazanmanın ne olduğunu size gösteriyorlar. Tecrübelerle sabittir. Devam edelim, gelelim alım satım sistemlerine. Ignis ekranda mükemmel yerden tahtadan çıkarmış sizi görüyorsunuz ve alım sinyali ekrana gelmiş. 29 Mayıs Pazartesi 33 lira maliyetle pozisyon açılmış. 46 gündür devam eden kısa vadeli yükseliş regresyonu mavi renk ve 143 gündür devam eden düşüş dalgası burada görülüyor. Pardon, düşüş trend dinamiği burada görülüyor. 46 günlük yükseliş bu düşüş hattı kanalı içerisindeki yükseliş dalgası. Şimdi burayı kıramazsa ne bekleriz? Yine bu kanal dahilinde dalgalanmaya devam etmesi gerekiyor diyeceğiz. Ignis'in pozisyonları nasıl yönettiği ile ilgili olarak ekrana sinyalleri veriyorum. Gayet başarılı olduğunu görmektesiniz. Gelelim Victor Filter'da. Victor ne yapıyor? Victor yine mucizeler yaratmaya devam ediyor. Ne yapmış? 29 Mayıs Pazartesi 33 liralar pozisyon açılış yeri olmuş ve pozisyonu taşıyor. Gelelim şimdi çok önemli bir diğer konuya, filtreler konusu. Orta vadeli trend yön göstergesi ekranda baz bilgiyi veriyorum. Kırmızı bandın bulunduğu dönemlerde siz tahtada olmamalısınız. Yeşile dönen ve eğim pozitif fiyat üzerine yerleştikten sonra rahatsınız. Bunun sayıları çoğaltılabilir. Kırmızı dönemler, yeşil dönemler, yeşil, kırmızı, asla bulaşmayın. Ereğili çok düştü, şuradan alalım. Aa, bir daha düştü, bir daha alalım. Sonra yine düştü, bir daha, bir daha, bir daha olmaz değerli yatırımcılar. Burada kırmızı bantta tahtaya bulaşmayın. Evet, devam edelim. M2. M2'de pozitifiz, eğim yukarı, herhangi bir sorunumuz yok. Burada sorun 35 liraların altında başlayacak. Olursa tabii. Fin orma temaslar alım fırsatıdır. Aşağı kırdıysa kaçın. Kaçın. Yukarı kırılımda alın. Aşağı kırdıysa verin. Burada gerçi vermeye gerek kalmamış. Toparlamış durumu hemen. Pozisyon taşınır. Bakın fin orma temasları gerçekten ciddi anlamda kar potansiyelleri barındırır. Uzun vadeli bir filtre olması sebebiyle bu fırsatlar çok sık kapınızı çalmaz. O yüzden denk gelindiğinde değerlendirmek faydalıdır. Trendliner'a geçtim. Trendliner'ın daha yeni üzerine çıkabilmiş Ereğli gerçekten çok zayıf görünüyor. Birçok hisse Ereğli'ye oranla bu bölgelerde geziyor. Düşünün, hatta daha yukarı bölgelerde gezen de var doğrusu. Hissenin şu anki fiyatıyla zirve fiyatı arasında %38'lik fark var. Halen daha bu kadar geride, yani zirvesine bile gidebilmesi için %38 yapması gerekiyor daha. Evet, devam edelim. Trendliner en azından pozitif tarafta, yeşil renk eğim yukarı, fiyat yerleşmeye çalışıyor. QNR'la birlikte değerlendirdiğimde durum nedir? İşte hiç fena değil diyeceğim. En azından şu yakınlaşmada Ereğli kendini yukarı atmayı başarmış. Trendliner ve FinQNR ikilisinin birlikte kullanımıyla ilgili olarak çok fazla analizde bilgi verdim. Burada tekrarlamayacağım. Bir 4 saatliğine bakalım. Önemlidir. Bakın bir kırılım zamanındayız. Beni yakından takip edenler ya da en azından 3-4 analizden beri izleyenler bile ne demek istediğimi anlar. Bu konuda bilgi isteyen yatırımcıların geriye dönük 3-4 analizimi izlemeleri yeterli olacaktır. Burası gerçekten kritik bir yer Ereğli için. Baz bilgiyi veriyorum. Diğer bilgileri alabilirsiniz öbür analizlerden. Bakın, eğer fiyat QNR altında ve Trendliner altında uzun aşağı bir mum yaparsa 4 saatlikte
kaçın anlamına gelir. Çünkü üzer. Görüyorsunuz. Bu yakınlaşma şimdi tekrar potada dikkatli olmakta fayda var. 4 saatlikte QNR'ın rengi en azından halen daha mavi. Bu mavi rengi de kaybederse iş gerçekten tehlikeli olmaya başlayacak. Ve fiyat gerçekten de aşağı kırdı anlamına gelir. Kaçmak gerekir. Geçiyorum. Günlük grafiğe geri döndüm. Tekrar PMA. Bandın neresindeyiz? Güç bela üzerindeyiz. Hiç olmazsa üzerindeyiz yani, o da bir başarı. 36-64 ila 34-90 arası olan bu bandı aşağı yönlü kırmamak gerekiyor. Kırdığımız anda durum bu hale dönüşür ve mavi rengi kaybedersek unutun, kısa orta vade için yükseliş ümitleri rafa. Gelelim FinTT'ye. Burada da karışıktır durumlar şimdi. Yok, gayet netmiş. Bölgede yukarı 60 ve pozitif devam ediyor. Yalnız mumlar, yani çok da tat veren mum görünümü değil, beyaz mumları hiç sevmem. Pozitif burada çok fena değil ama dediğim gibi. FinSRL 9 Haziran'da yeşil dalgalar başlamış. En azından burada pozitif bir hal var. 39.94'ten bahsetmiştim analizin başında. FinSRL sağ olsun ekrana işlemiş benim için. O da matematikle benim verdiğim bilginin örtüştüğünü gösteriyor. Evet, yeşil dalgalarda tahtada bulunma gerekliliği zaten anlaşıldı sanırım. Burada bir sorun yok. Kırmızı bölgelerde de bulunmayın lütfen. Aynı orta vadeli trend yön göstergesi gibi yorumlayabilirsiniz. FinLRB çok önemli. Yukarı doğru eğimlenme, çok yavaş kavis alıyoruz. Yani şu eğim gerçekten, yani hissenin dediğim gibi kuvvetli yukarı gitmesi için bilmiyorum, yetersiz. Öyle söyleyelim. En azından hani şu bir önceki tepeyi geçerek bir pozitif durum yaratmıştı. Bugün itibarıyla şimdi bir de aşağı döndü. Şimdi kritik bilgi ne biliyor musunuz? Bakın, fiyat geri gelsin önemli değil de şu önceki dip var ya, bu önceki dibin altında yeni bir dip yaparsa durum felaket olur. Yani ne yapıp edip Ereğli'nin geri çekilmede dahi şu bölgelerde durup tekrar yukarı yeni bir tepe yapmaya dönmesi lazım. O zaman biz deriz ki işte 1, 2, 3, 4, 5. dalgaya çıkacağız. Yani 1 tepe, 2 dip, 3 tepe, 4 dip, 5 dalga el yıt meselesini konuşacağız. Ama dediğim şart gerekiyor. Bu dibi aşağı delmeyeceğiz. 34-10 çok önemli referans bilgidir. 34-10 altına düşen Ereğli'den hayır gelmez kısa orta vade için. Kaufman-Elesma kesişmelerine baktığımda fiyatın, bakın daha yeni Elesma üzerine atmayı başarmıştı. Onu da olmadı. Bugün altında kapattık. Demek ki neymiş? Bir şeyin üzerinde 2 gün kapatmak bir işe yaramıyormuş. Buyurun size, 3. gün altında tekrar kapanış gelmiş. Diyorum ya, parmakla sayarak 2 gün üstünde kapandı, 3 gün altında kapandı. Böyle bu işler hikaye. Bunlara bakmayın. Önemli olan bu bölgede tutunup bir uzatılmış bir uyandırma mumu görmenizdir. O uzaklaştırır, götürür sizi. Niyeti ortaya koyan mum odur. Onu göreceksiniz. Gördük mü? Hayır. Tutunabildi mi? Doğrusu hayır. Yani Elesman'ın da altına düşmüş. Bugün, yarın ümit ediyorum üzerinde kapatmayı başarır da hani piyasada biraz ondan sonraki gün falan hani biraz alırlarsa toparlar, burada tutundu görüntüsü oluşur. Sonra yine uyandırma mumunu beklememiz için imkan verir. Ama gidip de yarın da altında kapatırsa, bakın yarın gözlemleyin, şu şekilde bir kapanış olursa işler batıyor demektir burada. Yani gerçekten şu son yükseliş dalgası heba olacak gibi bir görünüm olur. Tabii ki yine de dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum, şu dibi delmedikçe çok vahim konuşmam. 34 lirayı kaybettiği anda Ereğli pozisyonlarınızı kapatın. Gerçekten sonra tekrar alırsınız. Boş yere taşımanın da bir anlamı yok. Şimdi bunlar yukarı kesiştiğinde bir önce al sinyali gelecek. Daha öncü sinyal gelmemiş. Sonra siyah renkli gidip maviyi kesecek de
Biz diyeceğiz tamam, bir trende çıkıyoruz. Hani orta uzun vade şöyle sağlam para kazandırır diyeceğiz. Oo, oraya çok iş var. Kaufman'ın bir kere gerçekten sağlam konuşabilmem için Kaufman'ın 40 liralara gelmesi lazım. Kaufman'ın 40 liraya gelmesi için Ereğli'nin en az 45 lirada olması lazım. Buralara çıkacak da Kaufman 40 liraya gelsin. O zaman şimdilik burada çok bir medet ummayalım. Bu önemli bir tarama. Çünkü gördüğünüz gibi sağlam marjda para kazandırır. Yani öyle hikaye 3-5 kumda oynayan çocuklar gibi değil. Bu ciddi iştir. Olduğunda kaçırmamak gerekir. Ve sağ taraftaki listede de bunun gerçekleşmiş olan hisseleri görüyorsunuz. Yeşil renkliler. Yukarı kesmişler gördüğünüz gibi. Evet. Burada da anlaştık. Gelelim yeni nesil indikatörlere. Yeni nesil indikatörler der ki MAP ile başlayalım. MAP'de mavi barlar var. Güzel. Burada bir alım iştahından bahsederiz. Ancak barlar zayıflıyor mu, zayıflamıyor mu? Buna bir bakacağız. Aşağı kesişim gerçekleşmiş, ortalama çizgilerinde kırmızı bar görünmüş alt tarafta. Yani alım iştahı devam ediyor ancak tahtada satış da var. Baskın değil, alıcılar henüz baskın devam ediyor. Ama dediğim gibi çok kuvvetli değil şu anda tahta. Gelelim BF, Braid bize bir sat sinyali üretmiş sağ olsun, tahtadan çıkarmış. Görüyorsunuz net burada girildi, burada çıkıldı olmuş. Demek ki bir sonraki yeşil barı bekleyecek braid kullananlar. FinFD yeşil çimen renginin ucunu gördük. Bakalım takip edeceğiz. Tam ucunda duruyor. Biraz bozar, şu olur, bu gider. Olabilir. Bakın 1-2 gün burada bir şey olmaz. Sonrasında gelecek olan harekete bakacağız. Bizim peşinde olduğumuz ne? Zaten net görüyorsunuz. Şu tarz bölgeler. Görüyorsunuz değil mi? Biz bunun peşindeyiz. Bunları yakaladığınız anda ciddi para kazanırsınız. Yani gerçekten ciddi, öyle böyle değil. Ekrana verdim zaten nerelerde olduğunu görüyorsunuz. Burada bir şey olmamış yalnız. Yani aşağı yukarı alındığı yerde mi? Yo, zirvede almış. Şuna bakın. Pardon, bir gün önce başlamış. Şurada almış. Olmadı bu iş dediği yerde burası çıkmış. İyi ki çıkmış. Ondan sonra hiç boşa. FinDF Distance. Distance'da üf, Ereğli ciddi otoban kağıdı. Yani hızlandığı bölgeler tamam, bunlar yaşanıyor, görüyoruz. Bu üst bant otoban bandı dediğim yer. Yeşil ise limit. Yani bu limiti aşmaz bir hisse. Kim olursa olsun dünyanın en iyi hissesi de sonrasında bir düzeltme ihtiyacı hisseder. Bazen bunlar düşüşe dönüşür. Alttaki kırmızıya gelen hisselerse yukarı yönlü tepki verirler. Tepki yükselişlerine yatırım yapmaya bayılan yatırımcılar bu indikatörü bu iş için kullanabilirler. Ama tahtadan ne zaman çıkmaları gerektiğini de bilmeleri kaydıyla. Şu anda ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz bakın. Otoban bölgesinden aşağı yönlü düzeltme devam ediyor. FinDF'in bulunduğu yer burası. 100 çizgisi. Buranın altına düşerse yine iyi konuşmam. Bu bölgelerden toparlarsa çok güzel olur. İşte o zaman zikzaklı yukarı 1, 2, 3, 4 yapısı gerçekleşir. Aradığım o aslında, siz de anlatım şeklimden fark etmişsinizdir. Lin RS. Pozitif tarafta dağlar, tepeler çizilmeye başlanmış. Benim için önemli. Çünkü yukarı yönlü dağ tepe çizilmeye başlandı mı ben uzun vadede para kazanırım. Nasıl bir para kazanırım? Bir bakalım Ereğli'de ne şekilde yapmış. Bu bölgede girmiş. Ben onu dikeyle şöyle koyayım. Ve nerede çıkmış? Çıktığı yeri de şöyle kapatalım. Yani burada 31.90'dan 36.50'lerde çıkmayı başarmış. Sonrası felaket zaten. Yani şu negatif bölgede çukuru gördüyseniz, yani negatife döndü, çukur başladıysa kaçın. Pozitife çıktıysa alın. Burada alım sinyali gelmiş. Lin RS'e göre anlatıyorum. Burası.
Görüyorsunuz nasıl çalıştığını. Arada tabii alım satım sinyallerinin çoğunda para kazanırsınız. Bunlar doğru. Ancak kısa vadeli fiyat hareket dalgalarını yakalamanızı sağlar bunlar. Benim size anlattığım uzun vadeli sağlam işler. Bakın örnek verecek olursak bir al sinyali burada gelmiş. Burada da bir sat sinyali gelmiş. Yani girdiniz çıktınız burası 27.76, çıktığınız yerde 29.34. Bu şekilde olayı değerlendirebilirsiniz. Bir sonrakine de bakalım elimizdeymişken. Burası yaklaşık 35 lira ve sat sinyalinin geldiği yerde burası 40 lira olarak okuyorum. Bu şekilde dalga içindeki al sat sinyallerini de bu indikatörde gayet rahat değerlendirebilirsiniz. İyi çalışır. Burada da görmüş olduğunuz gibi al sinyali burada gelmiş ve sat sinyali henüz ortada yok. Bu bölgeden alınmış 33.90 taşınmaya devam ediyor şeklinde düşünebilirsiniz. Evet. Değerli katılımcılar, ereğli performans düşük doğrusunu isterseniz çarpanları da düşük işin aslı. Yani kağıtta bir performanssızlık var. Evet, yabancı ortak satışı, fon satışı şudur budur derken bu hale geldi. Dünyadaki işte cevher fiyatları, Çin'de ve işte sanayi üretiminde küçülme falan filan. Peki iyi de ne olacak peki Ereğli? Şimdi yabancı yatırımcıların ordinolarını gördüğümüz dönemlerdeyiz. Böyle mi kalacak bu kağıt? Bence böyle kalmaz bu kağıt. Yakından takip gerekiyor. Bir yukarı dördüncü fiyat hareket dalgası değerlendirilebilir dediğim kriterlere bağlı kalarak. Ezbere değil. Hepsini anlattım. Hangi şartlara bakacağınızı biliyorsunuz. Şimdi ekrana teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. 19 saatlik teknik analiz eğitimi, uygulamalı örnekler ve 35 tane yeni nesil indikatör koduyla birlikte size geliyor. Bu indikatörleri kendi ekranınıza aynı benim gibi kurup kullanabiliyorsunuz. Bakın kimseye bağımlılığınız kalmaz. Kimseden onay beklemezsiniz. Orada burada yok VIP odasıymış, Telegram'mış da WhatsApp'mış ıvır zıvırlarla uğraşmazsınız. Bilakis kendinizi bunlardan izole etmelisiniz. Kendi kararınızı kendiniz verin. Alım satım kararınıza da bir Allah'ın kulunu karıştırmayın. Kendi işinizi kendiniz görün. Ama bunu yaparken matematikle ve bilgiyle yapın. Bilinçli şekilde yönetin. Olay biter. Kaç sene istiyorsanız o kadar sene yatırımcı ömrünüz olur. Evet. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek. 29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda EMA'lar, trendler, formasyonlar ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.